Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim dışarıda yediğimiz KFC tadında çıtır çıtır tavuk tarifi hazırladım arkadaşlar. Hatırlarsanız daha öncesinden birkaç tarif paylaşmıştım. Ama bu tarif arkadaşlar hepsinden de daha güzel oldu diyebilirim. Gönül rahatlığıyla denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çıtır çıtır ve inanılmaz lezzetli oldu. Baharatından dış kaplamasına kadar müthişti. Çok ayrı yaptık bu kez. Farklı yaptık çünkü tavuklarımızı banyo yaptırdık. Nasıl banyo yaptırdık derseniz hep beraber izleyelim. Önce gerekli olan malzemelerimiz. Ben 500-600 gram kadar tavuk kanadı kullandım. Aynı şekilde 500-600 gram kadar tavuk inciği kullandım. Tercih tamamıyla size kalmıştır. 2 parça tavuk file kullandım. Tamamını sade kanattan da yapabilirsiniz. Ama but kullanacaksanız da butları da benim yaptığım gibi kesik atmanızı tavsiye ederim. Çünkü içi pişmeyebiliyor. Bu nedenden dolayı daha garantili olsun diye ilk etapta bu şekilde kesik atıyoruz ve içi daha rahat pişmiş oluyor. Video linkini açıklama kısmına ve infoyu bırakacağım arkadaşlar. Dilerseniz bir göz atın derim. Evet, bazen Instagram hesabımdan, Nur Mutfağı Nurgül ve Starlight hesabımdan bu şekilde storyler atıyorum. Günlük yaptığım menüleri. Baharatlarım bitmişti. Bu kez de Instagram'da story atarak paylaşmıştım. Buraya da arkadaşlar videomu ekledim. Bunun için baharatlarımız için gerekli olan malzemelerimiz. Silme, 2,5 silme yemek kaşığı, tuz, yarım yemek kaşık kekik, yarım yemek kaşık fesleğen, yarım kaşıktan biraz daha az kekik otu, bir yemek kaşık kereviz tuzu, bir yemek kaşık karabiber, 3 yemek kaşık beyaz toz karabiber, bir yemek kaşık hardal tozu, 4 yemek kaşık kırmızı toz biber, 2 yemek kaşık sarımsak tuzu baharatı, 1 kaşık zencefil tozu, 2 bardak un. Evet. Baharatlarımız için tüm malzemelerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepsini koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ve elde etmiş olduğumuz bu baharatı kavanozumuza dolduruyoruz. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Bu baharat karışımı ile sade tavuk göğsünü de baharatlayarak tavada kızartabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yanına bir mantar sosu yapıp makarna eşliğinde müthiş gidiyor arkadaşlar. Bu tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tariflerime bir bakın derim. Evet, elde etmiş olduğum baharatlarımı bu şekilde kavanoza doldurdum. Gördüğünüz gibi biz bu baharatı çok kısa bir sürede tüketiyoruz. Çünkü çok kullanıyorum. Elimin altında hemen hazırda olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi koca kavanoz neredeyse bitmek üzere. Şimdi hazırlamış olduğum bu baharattan yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar tavukların üzerine gezdiriyorum. Güzelce harmanlayacağım. Daha sonrasında biraz tuz, biraz karabiber, biraz kırmızı toz biber de ekleyip bu baharatlarla birlikte tavuklarımı güzelce harmanladım. Sizler dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Bu baharat karışımını yapmadan da, ama bu baharat karışımını mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü KFC tadını veren bu baharat karışımıdır. Evet, güzelce harmanlıyoruz. Baharatlarla birlikte daha sonra banyo işlemine geçireceğiz arkadaşlar. Tavuklarımızı tek tek banyo yaptıracağız. En zevkli kısmı. Evet. Şimdi başka bir kabın içerisine göz kararı yaklaşık bir bardak, bir su bardak kadar un ilavesi yaptım arkadaşlar. Ve bu unun tamamını da daha sonrasında bitirdim, kullanmış oldum. Tam yeterli geldi. Unun içerisine elde etmiş olduğumuz o baharat karışımından bir yemek kaşığı, biraz kırmızı toz biber ve biraz tuz ilavesi yapalım ve güzelce karıştıralım. Şimdi banyo işlemine geçeceğiz. Evet, baharatladığımız tavuktan alalım. Önce una, daha sonra suya. Gördüğünüz gibi bu şekilde banyo yaptırıyoruz arkadaşlar ve daha sonrasında tekrar una batırarak her yerini kaplıyoruz. Ve kaplama işlemimizi bitiriyoruz. Aynı şekilde tekrardan baharatladığımız tavuk alıp önce una,
Daha sonra suyun içerisine daldırıyoruz, çıkartıyoruz ve tekrar un ile kaplıyoruz. Bu işlemi tavuklarımız bitene kadar uyguluyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Beğen ve yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Beni yalnız bırakmayın, bana mod verin arkadaşlar. Motivasyonumu yükseltin. Ben bu videoları sizler için hazırlıyorum. Ve gerçekten kanalımda oldukça farklı tarifleri, sos tarifleri bulabilirsiniz. Bana desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz abone olarak zil sesini açarak bildirimler alabilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelir. Şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum. Emeğe saygılı tüm takipçilerimi gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek baharatlı una daha sonrasında banyo yaptırarak suyun içerisine daldırdık. Tekrar un ile kaplayıp kızartma işlemine geçeceğiz. Şimdi kızartma işlemi de çok önemli. Yağımızı önceden ben fritözde kızarttım. Fritözde kızarttığım için derecesini ayarlama imkanım var arkadaşlar. Yağı öncesinden 175 derecede açıp ısıttım. Isınmış olan yağ içerisine parça parça ilk önce tavuk butlarından başladım. Çünkü butlar birazcık daha büyük parça olduğu için geç pişme olasılığı var. Bu nedenden dolayı ben ilk olarak butlardan başladım. Isınmış olan fritöze 170-175 derece arasında yaklaşık 7 dakika arkadaşlar tavuk butlarını kızarttım. Arada bir kontrol ettim, salladım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır altın gibi renkte tavuk butlarım kızarmış oldu. Şimdi ikinci partide aynı şekilde kızartmaya devam edeceğim. Evet. İlk etapta büyük parçalardan ben başlıyorum. Hem bu şekilde soğumamış da oluyor. Küçük parçalar daha çabuk soğuyorlar. Büyük parçaların soğuması birazcık daha sürüyor. Bu nedenden dolayı da büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. Evet. İkinci parçada arkadaşlar aynı şekilde sıcak yağın içerisine üst üste gelmeden bu şekilde yağın içerisine daldırıp kapağını kapatarak kızartıyorum. 7 dakikaya ayarladım ve gördüğünüz gibi derecesi 175-180 arası bir ısıda. 190 değil, 180 de değil arkadaşlar. Isısı da önemli. Çok çabuk yanmasın. Eğer yüksek ısıda ısıtırsanız, kızartırsanız dışı yanabilir, içi pişmeyebilir. Bu da önemli. Bu nedenden dolayı kızartma sürelerine de dikkat edelim. Evet. İkinci partimiz de bitti. Gördüğünüz gibi. Çıtır çıtır. Müthiş oldular. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Eğer fritözde kızartmayacaksanız normal ocakta kızartabilirsiniz. Tencereye yarısından daha fazla yağ koyup ısıtın. Isıttıktan sonra ocağın altını orta dereceye kısıp o şekilde derecesini ayarlayarak arkadaşlar kızartabilirsiniz. Evet. Bu şekilde 4 part şeklinde kızartma normu tamamladım. Ben konuştukça da arkadan kuşum hep ötüyor. Yani bana kasti yapıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Fazla yağını almak için de bu şekilde ben bir telin delikli bir tepsinin üzerine koydum. Önce daha sonra yağlarını aldırdıktan sonra servis tabağına aldım. Evet arkadaşlar, şimdi yanına kokteyl sosu hazırlıyorum. Çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. 3 yemek kaşığı ketçap, 3 yemek kaşığı mayonez ve 1 tatlı kaşığı senf kullandım. Yani hardal. Hepsini güzelce karıştıralım. Güzel bir kıvam elde edelim. Bu karışımdan müthiş bir kokteyl sosu elde etmiş oluyoruz. Evet. Özellikle patates kızartmasına, bu şekilde tavuk kızartmalarına çok güzel yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yanına mevsim salatası, bol yeşillikli mevsim salatası da yaptım.
Havuç salatası eşliğinde menümüzü tamamlamış olduk. Daha öncesi tariflerimde de KFC salata tarifimi paylaşmıştım. O salata tarifimde denemenizi tavsiye ederim. Evet, çocuklarımın en sevdiği menü arkadaşlar. KFC'ye gitmemize gerek kalmadan evimizde yapabiliyoruz. Ve inanılmaz lezzetli oluyor. Gerçekten %100 aynısı, hatta daha güzel oldu diyebiliriz. KFC tadında tavuklarımız hazır. Patates kızartması, salatamız, kokteyl sosumuz ile çıtır çıtır. Duyduğunuz gibi sesi de, kusura bakmayın lütfen. Çıtır testini sizlere göstermem lazımdı. Evet. Biz bu şekilde afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yaptıktan sonra da lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenilerinizi esirgemeyin. Bana destek verin. Emeğime destek verin. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, abone olmayı unutmayalım. Zil sesini açalım arkadaşlar. Tariflerim sizlere bildirim olarak geri gelsin. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.